Saat 5'i 5 geçe AFAD'da planlama yapılmıştı. Deprem 4.17'de oldu. 5'i 5 geçe İçişleri Bakanı, AFAD'ın sorumlusu, amiri, bir defa 4.22'de Cumhurbaşkanı'yla konuştu. Yani devlet depremden 5 dakika sonra plan yaptı. 4-10, yani İçişleri Bakanı yalan mı söyledi, Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor? Ya da AFAD'da mesela o kadar insan hayal ürünü mü? 5'i 5 geçe AFAD'da toplanan insanlar hayal ürünü mü? 5'i 5 geçe AFAD'da toplantı yapıldı. 9, 8-15'te Gaziantep'e İçişleri Bakanı heyetiyle birlikte hareket ediyor, inemiyor. Yani devlet 8-15'te havalimanına inmeye çalışıyor, olmuyor hava şartlarından dolayı. Nereye iniyor? 9-15'te Maraş'ta enkaza ulaşmaya başarıyor merkeze. Dolayısıyla devlet doğrudan İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Sayın Fuat Oktay'ın açıklamaları, AFAD yetkililerin açıklamalarına göre 5'i 5 geçe planı yapıyor. 9-15'te de enkazın başında. O İkinci zaman bu nokta. söylemler niye Evet, çıkıyor ikinci diye nokta. soru da geliyor. Şimdi binbaşı İsmail Demirezen'den söyleyeceğim. Doğrudan deprem anında harekete geçmesi gereken Tugay'ın komutanı. İsmail komutan, binbaşı İsmail Demirezen. 7.30'da o nerede diyelim? Mesela İsmail komutan nerede? 4.30'da emri aldı. 4.17'de deprem oluyor, 4.30'da emir alıyor. Biz bu 4.30'da emrin çıktığını 4. Komando Tugayı'ndan da biliyoruz. Aydınlık'ta sürmanşetten Hatay'dan bilgiyi aldık. Doğrudan bir o 4. Komando Tugayı'nın komutanlarından birisinden. İdlib sınırından çekilen askerlerden de bilgiyi aldık. Saati hep farklı birliklerden teyit ettirdik. Hepsinin ortak söylediği şey şu: 4.30'da alarm verildi ve harekete geçtik. Aslında Şimdi süreç ben işliyor. Ebu Bekir Evet. Bey'in söylediğini bilmiyordum. Bugün şunu öğrendik. 5.15'te, yanlış söylemeyeyim şeyi, saati, tam saati söyleyeyim. 5 galiba 15'ti. 5.15'te Malatya'da enkaz başında Mehmetçik. 5.15'te de. Şimdi Etimesgut'ta 7.30'da İsmail komutan ekibini Etimesgut askeri havalimanında, yani 4.30'da emri aldılar. Tugay, müdahale etmesi gereken Tugay timlerini, tim sayısını da verelim, 57 timi harekete geçiriyorlar. 57 tim ne yapıyor? Maraş'a ulaşmaya çalışıyor. O sırada İHA ve SİHA'larla depremin boyutu fotoğraflanıyor. Ankara'ya ulaştırılıyor. İsmail komutan inemiyor Maraş'a. Yine İçişleri Bakanı'nın yaptığı gibi, yani o da ulaşamıyor. Ve nereye gidiyor? İncirli'ye. Adana'ya havalimanına iniyor. Karayoluyla alana intikal ediyor. Koşullar Şimdi, böyle. Evet. evet, şimdi 5.30'da da uluslararası alarm veriliyor. Şimdi deniliyor ya, devlet anlayamadı şeyin boyutunu, yıkımın boyutunu. Anlayamadıysa 5.30'da nasıl uluslararası dördüncü Evet. seviyeden alarm veriyor? Şimdi onun saati de belli. Ha, demek ki o da doğru değil. Yani Sayın Akşener'in ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun anlayamamadığı yönünde tespiti de uluslararası alarmdan da hani beyan değil. 5.30'da verilen dördüncü seviye alarm. Yani dışarıdan destek talebi. Şimdi burada İçişleri Bakanı'nın ben Maraş'ta enkaz başında olduğu saati neden söyledim özellikle 9.15'te? Zaten oraya devlet ulaşabileceği en hızlı şekilde ulaşıyor. Mesela 5'i 5 geçe AFAD'da toplanmasa heyet, mesela 9'da toplansa, 10'da toplansa, o zaman dersin ki 4 saat kaybettin. Neredeydin? AFAD ekibi. Niye toplanmadın? Ama 45 dakika, yani siz elinizi yüzünüzü yıkadınız, Evet. üstünüzü başınızı giydiniz, AFAD'ın merkezine ulaştınız. 5'i 5 geçe. Dolayısıyla burada bir harekete geçme kabiliyeti bakımından bir zafiyet gözükmüyor. Bir bunu gerçeğe, nesnelliğe bakarak bir tespit edelim. İkinci nokta şu: hem Sayın Bakanımızın söylediği hem de Özcan Bey'in, hocamızın söylediği şu açıdan çok önemli bir tespit. Bu afet bir bölgesel afet. Şimdi biz depremi Dinar depremi diyoruz. Elazığ depremi diyoruz. İzmir. İzmir depremi diyoruz, değil mi?
Şimdi Erzincan depremi diyoruz. Şimdi siz burada ne hangi Maraş depremi mi diyeceğiz? Elbistan depremi mi diyeceğiz? 10 ilde 11 il oldu sonra. Hatta bir depremi andırıyor. Evet. Çünkü birden fazla ili de etkilediği için ama daha şiddetli, evet. Daha etki alanı daha büyük yani. Tabii. Mesela Lübnan'da camların kırıldığı, Beyrut'ta bile tabii hissediliyor. Kadar, tabii. Şimdi burada yeni bir durum şu. Bölgesel afetlerle ilgili, yani buradan çıkacak derslerden biri de bölgesel afete hazırlık yapmamız gerektiği yönünde. Biz genelde hepimizin dikkati neredeydi? Onu da maalesef çarpıttılar. İstanbul diye İçişleri Bakanı söyledi. Yani biz gerçekten de İçişleri Bakanı'nın son bir senedir depremle ilgili faaliyetlerinde büyük oranda İstanbul'a odaklandığını hepimiz biliyorduk. Çünkü sebepleri de anlaşılabilir sebepler. Maalesef İstanbul'a 20 milyonu yığdı sistem, neoliberal sistem. Oraya bireysel kar birazdan sistemi ve o dikkat oradaydı. Şimdi burada bir hesap yapalım. Biz mesela ilk açıklama 6000 bina yıkıldığı yönündeydi. Biz haber merkezinde, Aydın'ın haber merkezinde bu mümkün değil. İlk açıklama. Tabii hı hı. Devlet tabii sorumlu, yani tespit ettiğini bilgisini açıklıyor. Veriyor. Evet, tespit o sırada sayı arttı tabii. En son 20 bine kadar geldi. Biz o zaman ilk 6000 açıklaması yapıldığında tabii devlet o açıklamayı da şöyle yaptı ilgili bakan. Şeyi devam ediyor. Tespit ettikçe açıklayacağız rakamları dedi. Biz oturduk hesap yaptık. En az 20.000 bina yıkıldığı yönünde bir en az öngörümüz vardı illere baktığımızda. Bir kurtarma ekibi 10 kişiden oluşuyor. Hmm. Yani evet. Siz 20.000 binanın başına evet, 10'ar kişi koyun 200.000 kişi lazım. Böyle bir insan gücü dünyanın hiçbir evet devletinde yok. Evet. Kurtarma ekiplerinin sayısına baktık. AFAD 15.000 toplam kurtarma ekibi ki hepsi tamamen profesyonel değil. Basit eğitim almış arkadaşlar, gönüllüler var. AFAD'ın bu 15.000'i de enkazın bütün enkazların altına girebilecek yeterlikte değil. Ama 15.000 sonuçta eğitim almış, kurtarma eğitimi almış insan birikimimiz var. Dışarıdan kaç kişi geldi? Aşağı yukarı 10.000'de. Öyle hatırlıyorum. Yani dışarıdan arama kurtarma yaklaşık yardımı 10.000 civarında. Madencilere baktık. Kaç onların sayısı? O da 10.000 civarında ki madencilerimizi selamlayalım, şapka çıkaralım hepsine. Olağanüstü bir çaba sarf katkıları ettiler. Türkiye'nin evet sırtını emekçilerine yaslaması gerektiğini bir kez daha kanıtladılar. Bugün İHA'nın bir üst düzey yöneticisiyle sohbet ettik. Ondan da bilgiler aldık. Mesela o İHA yöneticisine sordum. Sizin arama kurtarma sayınız kaç? İHA da bölgede çalışıyordu. Onlar da 1500 ki İHA en organize ve en uluslararası tecrübesi olan kuruluşlardan bir tanesi. Hatta Kızılay gibi kriz bölgelerine hızlı intikal edebilen bir kuruluş. Onlar da 1500 kişi dedi. Hadi diyelim diğer kuruluşları da ekleyelim. 5000 civarında 1500'ü İHA olmak üzere. Şimdi toplamda AFAD'ı, madencilerimizi, dışarıdan geleni topladığımızda kaç etti? 40.000 etti. Belediyeler yani şimdi, şunlar bunlar onların kendi özel şeyleri de diyelim ki 1000-2000 falan. Belki şu 5000'e yani İHA'yı Ceyhun 5000'den 1500'ü çıkar belediyeler de aşağı yukarı. Evet doğru. Hadi diyelim 5000 daha ekleyelim. Çorbada tuzun olsun derneği de onun önderlerinden, oğlum da orada. Arama afetin, kurtarma. Afetin ertesi gününden beri orada şu anda 1500 kişi çalışıyor. Şey arama kurtarma ekibi olarak. Hayır hayır. Ha. Sırf gönüllü. Ben bu doğrudan arama kurtarma. Şey ikmali yapıyorlar. Bütün yardımları dağıtımını evet ikmalini yapıyorlar. Ben ve burada şu, sürekli gönüllü gidiyor İstanbul'da. Tabii gönüllü sayısı çok daha fazla. Ama burada ben doğrudan arama kurtarma sayısını hesapladığımızda yani enkazın altına girecek olan profesyonel ekibi şibilen, evet biraz da böyle ekleye saydığımızda 40.000'e ulaşabiliyoruz. Kaç bin, en az 20.000 bina yıkıldı. Kaç kişiye ihtiyacımız vardı? 200.000 kişiye. Şimdi burada burada vicdanlı olacağız. Yani vicdanlı devlet olacağız. Devlet nerede yani, derken bu koşulu mu kullandılar aslında? Bunu kullandılar. Bunu perdelediler. Evet perdelediler. Bunu anlatmadılar. Bunu şimdi mesela Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu grup konuşmasına şu manzarayı gösterip biz enkazın altında, Sayın Özcan Yeniçeri az önce ne dedi? Enkazın altına omuz omuza girmemiz gerekiyordu dedi ya. Siz bu hesabı yaparsanız dersiniz ki hepimiz daha fazla çalışacağız ve bak enkazın yani depremzedenin feryadını burada ele almıyoruz, konuşmuyoruz. Ben Hatay'a gittiğimde o feryadı duydum zifiri karanlıkta. Orada o feryadı yapanla ilgili bir şey konuşmuyoruz.
O insanın hakkıdır. O insan gecenin dördünde binası tepesine çöktüğünde devlet nerede der. Desin de zaten. Çünkü devletini beklesin. Devleti istesin. Ama Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu bunu diyemez. Bu vicdansızlık olur. Dolayısıyla bu burada... Oradaki ayrım hesabı, çok önemli. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi bir... biz 1939'da, 27 Aralık 1939'da Erzurum depremi olduğunda... 39 Erzincan değil mi? Pardon, Erzincan depremi olduğunda 32.000, 35.000 civarında insanımızı kaybetmişiz. Refik Saydam'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasını Aydınlık'ta yayınladık. O zaman da bir defa zor zamanlarda, afet koşullarında Refik Saydam, yani Cumhuriyet yönetiminin, Atatürk ve arkadaşlarının Cumhuriyetimizi kuran birikimin devlet ciddiyetini, ki Osmanlı Devleti'nin birikimiyle yetişmişler ve bir cumhuriyet kurmuş bir birikimi, onların zor koşullarda nasıl tutum alınması gerektiği ile ilgili o zamanın başbakanı Dr. Refik Saydam'ın görüşlerini Aydınlık'ta yayınladık. Zor koşullarda zorluğu arttıracak tutum alınamaz. Yani zor koşullarda herkesin birinci görevi direnci kuvvetlendirmektir. Siz eğer evet direnci kuvvetlendirmiyorsanız, eğer buralarda çaba gösterene kuvvet vermiyorsanız, o zaman o enkazı ağırlaştırırsınız. O enkazı ağırlaştırırsınız. Ben Hatay'a girdik, sabaha kadar tabii gezdik, gün aydınlandı, çadırları gördük, Kızılay çadırlarını Atatürk Parkı'nda, Hatay merkezde. Birkaç çadıra hemen girdik. Aykut Tolegen, tecrübeli bir gazeteci, Aydınlık Gazetesi'nden bizim çalışma arkadaşımız. Ulusal Kanal'dan arkadaşlarımız Yalçın ve Alperen. Ve yanımda da Ahmet Suseven, Vatan Partisi Adana İl Başkanı, ilk günden beri oradaydı. Neden isimlerini veriyorum? Çünkü bir olaydan bahsedeceğim. Bu isimlerin önünde oldu bu olay. Bu arkadaşlarımızla birlikte girdiğimiz ilk çadırda bizim basın mensubu olduğumuzu anlayan depremzedeler bize soğuk davrandı. Soğuk davrandı. Neden? Şunu söyledi. Dedi ki orada çadırın içerisinde bekleyen vatandaşımız, bir baba çocuklar etrafında, ilk cümlesi bizi çaresiz göstermeyin dedi. Çünkü yani basın mensubu kafasında nasıl bir basın şekillendiyse, bizi tabii Aydınlık Ulusal Kanal üstümüzde yazmıyor. Kamerayı görüyor elimizde, fotoğraf makinesini görüyor ve diyor ki şunu dedi. Neden isimleri saydım? Bu olayın şahitleri onlar. Aykut Tölegen, Ahmet Suseven, Alperen arkadaşımız, Yalçın arkadaşımız ve biz tabii böyle deyince biz o yüzden gelmedik dedim. Yani biz buradaki durumu anlatacağız. Buradaki neler yapılması gerektiğini, omuz omuza nasıl çalışmamız gerektiğini, Türk milletini anlatmak için buradayız dedim. Ve şunu söyledi, bizi çaresiz göstermeyin, biz ayağa kalkmasını biliriz, devletimiz, milletimiz omuz omuza olacak, bak göreceksiniz Türkiye buraya akacak dedi. Şimdi o her şeyini kaybetmiş insan, bile bunu söylerken, bunu söylüyorken, evet, Türkiye Büyük Millet çok Meclisi'nde aksız muhalefet lideri olduğunu söyleyenler o insan kadar davranamadı. İşin özü bu. O insan kadar ortak iradeyi, ortak kuvveti düşünemedi. Çünkü siz deprem bölgesinden o grup konuşmalarını dinlediğinizde o direnci zayıflatmış olursunuz. Ve emin olun kendi partilerinin taraftarları bile deprem bölgesinde, ben deprem bölgesinde AK Parti, CHP, Vatan Partisi, MHP omuz omuza çalıştı. CHP'yi de sayıyorum. Biz gördük. Hatay'da Cumhuriyet Halk Partililerle AK Partililer omuz omuza çalışıyordu. Normal olanı bu zaten. Tabii. Bu normal bunu onu anlatıyoruz. Ha, şimdi, çok ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şunu diyemediler. İşte burada hem Sayın Bakanımız hem hocanın söylediği gibi. Zor zamanda siyaseti bir kenara koyuyoruz ve milletimiz için birlikte neler yapabiliyoruz. Onu konuşmadılar. Şimdi Lütfi Savaş, Hatay Belediye Başkanı. Aydınlık'ta ve Ulusal Kanal'da yayınladık. Uzun bir görüşme yaptık, söyleşi yaptık. Mesela Lütfi Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı değil mi? Ne anlattı? AK Parti ile CHP'nin yerel liderlerinin omuz omuza neler yaptığını anlattı. Ve biz YouTube'da yayınlanan videonun yorumlarına şöyle bir göz gezdirdik. Aşağı yukarı 400-450 vatandaşımız yorum yapmış. Çoğu AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanını selamlıyor ve teşekkür ediyor. İşte bu budur diyor. Olgun tavır budur diyor. Neden? O sırada Lütfi Savaş'ta AK Parti'nin yerel yöneticileri de, milletvekilleri de, AK Parti'nin Hatay milletvekilleri de birlikte neler yapılacağını planlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefetin devlet yok söylemi aslında
bir orada bu zafiyeti kuvvetlendirecek, enkazı ağırlaştıracak bir söylem olarak önümüze çıktı maalesef. Başarılı olma şansı var mı diye sorasım geldi hemen burada ama çok kısa lütfen. Yok, özellikle çünkü, tabanlarında, seçmen nezdinde. Ben bölgedeki Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tabanını düşünerek söylüyorum. Evet. Oradaki insanlar bu konuşmalardan kuvvet almadı. Yani çünkü yanında zaten kendisine el uzatan kişinin siyasi görüşünü de sormuyor ki. Tabii. Sen nereden geldin demiyor ki. Şimdi biz mesela orada çorba dağıtan çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz var. Ben mesela bizimle cepheye yıllarca mücadele etmiş olan, ulusal kanallardan, ekranlardan tanıyan çok sayıda demokratik kitle örgütünün ya da başka kuruluşların gıda malzemesi dağıtan yerleri vardı. Bizi ismimizle çağırıyorlardı. Oradaki bu... Ben acıyorum düşmanlık besleyenleri şundan. Şöyle bir duygu yaşayamıyorlar. Orada o duyguyu yaşamak, yani Hatay'da bir hafta boyunca biz o duyguyu yaşadık. Orada omuz omuza paranın hükmünün kalmadığı, para geçmiyor orada. Tamam, biz orada bir hafta yaşadık. İnsan dayanışmasını. İnsanla evet. Yaşadı, parayla yaşamadı. Ve doğru. Hepimiz birbirimize dayanarak, yaslanarak yaşadık. Demek ki Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu'na yaslanarak yaşayamayacağız böyle bir zor durumda. Evet. Onlar da bizimle birlikte keşke o duyguyu yaşayabilseydi sahada. Peki.